Herkese merhaba. Size şu anda İstanbul İl Başkanlığımızdan aslında Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdüğümüz yerden sesleniyorum. Sizlerden gelen yardımları burada kolileyip, kamyonlayıp, tüm baskılara ve yıldırma çabalarına rağmen afet bölgelerine göndermeye devam ediyoruz. Çünkü orada kamu görevinden yararlanma hakkı elinden alınan, öldürüldükleri yetmezmiş gibi, kendilerine mezar olan o evlerde yaşamak zorunda bırakılmaları yetmezmiş gibi, yıkılan evlerin altında 48 saat, 72 saat hiçbir yardım gelmeden hayatını feci şekilde kaybeden yurttaşlarımız olduğu kadar, bu depremden sağ kurtulacak kadar şanslı olmasına rağmen hala doğru düzgün bir yardım alamayan yüz binlerce depremzede yurttaşımız yaşıyor. Elbette tek işimiz burada dayanışmayı büyütmek değil. Bunun yanı sıra bugün avukat arkadaşlarımız Ankara'da bütün ilgililer hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Hani diyorlar ya, bize not ediyoruz, aman öyle yapmayın, böyle çıtımızı çıkarmayacağız. Eğer ki biz bir şey söylemezsek unutulur yaptıkları sanıyorlar. Çok bekleyecekler. Bugün hukuk büromuz eliyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başta bu berbat düzenin baş sorumlusu olan Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Kızılay Başkanı olacak Kerem Kınık olmak üzere tam 27 ayrı kişi hakkında 14 farklı suçtan suç duyurusunda bulunduk. Bu suçların başında olası kasla insan öldürmek geliyor. Devamında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu. Az önce bahsettiğim kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi yurttaşlarımızın. Kızılay'ın parayla çadır satması da dahil olmak üzere. Bunların tamamı halka karşı işlenmiş suçlardır. Biz nasıl ki sahada yaralarımızı sarmak için çalışmaya devam ediyorsak, bir yandan da bu insanların tek tek işledikleri tüm suçların hesabını vermesi için yargı mücadelesinde başlatmış bulunuyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız. Sizden korkmuyoruz, hesap vereceksiniz derken boş konuşmuyorduk. Sizden korkmuyoruz, bu davalar sonuna kadar gidecek. Elbet bu ülkede bağımsız ve tarafsız yargıyı bizler tesis edeceğiz ve siz o bağımsız ve tarafsız yargının önünde sanık sandalyesine oturup bu işlediğiniz suçların hesabını tek tek bu halka vereceksiniz.